Bana verecek cevabınız yok mu hünkârım? Kim karar veriyor bizim hayatımıza? Mustafa'm, annen için endişelenmeni ve onu korumaya çalışmanı anlıyorum. Bana olan sadakatinden de kuşkum yok. Lakin unutma, şu anda karşında sadece baban yok. Aynı zamanda hünkârın var. Sen nasıl gelirsin böyle? Bu ne hal? Validem, ne olur bir şeyler yapın. Mustafa'm. Aferin sana. Neden anlatıyorsun ona ne çektiğini? Bilmiyor musun evladının sana düşkünlüğünü? Susmayı bir öğren artık. Ben çok kötüydüm. Ağlarken görünce... Bu işin şakası yok Mahidevran. Mustafa çocuk değil. Tahtın varisi. Tek bir laf bile onun mahfına yol açabilir. Bu nasıl sual? Sen bilmez misin ki benim ayağımı bastığım her yerde benim hükmüm geçer. Ailemin geleceği mutlak olarak benim tasarrufumdadır. Ve verdiğim her karar benim irademi temsil eder. Benim imparatorluk kadınların gözyaşlarına yönetilmez. Madem öyle, Hürrem Sultan'ı durdurun hünkârım. Onun gözyaşlarına kurban etmeyin bizi. Sen ne demek istiyorsun? Gerçek bu. Siz 3 kıtada tüm cihanı yönetiyorsunuz. Lakin bir kadını yönetemiyorsunuz. Git buradan Mustafa. Elimden bir kaza çıkmadan git. Hünkârım. Yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Şehzadem. Mustafa'm neredesin sen? Neler oldu? Anlat çabuk. Oğlum. Korkutma beni. Babanla aranızda ne geçti? Dairene dön validem. Bundan sonra da sakın ağlama. Hiç kimseye ezdirme kendini. Oğlum. Ne yaptın sen? Babana karşı mı geldin yoksa? Yanlış bir söz ettiysen hiç bekleme. Git hemen af dile. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok.